Merhaba değerli arkadaşlar, Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf fen bilimleri 2. ünite canlılar dünyasının geniş özetini sizlere sunmaya çalışacağım. Videolarımızdan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup ana sayfada yer alan zil resmine tıklamanız gerekiyor. Hazırsanız 5. sınıf fen bilimleri 2. ünite canlılar dünyasının geniş özetine başlayalım. Evet, bu ünitemizde arkadaşlar neler öğreneceğiz? Bu ünitede canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırarak mikroskobu, mikroskobik canlıları, mantarları, bitkileri ve hayvanları tanıyacağız arkadaşlar. İsterseniz geniş özetimize başlayalım. Bilim insanları dünyadaki çok sayıda canlı çeşidini tek tek incelemenin imkansız olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle kolaylık açısından canlıları sınıflandırarak incelemeyi düşündüler. Mesela arkadaşlar düşünün, kütüphaneye gidiyoruz, bir araştırmamız var. Araştırmamızla ilgili biz hızlı bir şekilde bilgi toplayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Hangi kitabın hangi bölümde, hangi rafta olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar günlerce, haftalarca uğraşsak da belki o istediğimiz bilgilere ne yapamayız? Uğraşamayız. O yüzden de bilim insanları ne yapmışlar? Dünyadaki çok sayıdaki canlı çeşidini tek tek incelemek yerine onları ne yapmışlar arkadaşlar? Benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlar ve böylece incelemeyi düşünmüşler. Aristoteles arkadaşlar canlılar dünyasını inceleyen ve sınıflandıran ilk bilim insanıdır. Canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ne yapmıştır? İki gruba ayırmıştır arkadaşlar. Tabi mikroskobik canlıların keşfedilmesiyle beraber de bu Aristoteles'in arkadaşlar bu sınıflandırması geçerliliğini ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Canlıların sınıflandırılmasının günümüzde kabul görmüş halini gerçekleştiren bilim insanı ise Carl Linné'dir arkadaşlar. Evet, gözlemlerine dayanarak canlıları ilk olarak bitkiler ve hayvanlar olarak gruplandırdılar. Evet, az önce de bahsettiğim gibi Aristoteles ne yaptı? Canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak ne yaptı? Sınıflandırdı. Zamanla canlıların benzer özelliklerine göre farklı gruplar oluşturdular. Bunu yaparken canlıların yaşam alanı, hareket, beslenme, üreme gibi özelliklerinin benzerlik ve farklılıklarından yararlandılar. Canlıları aşağıdaki şemada olduğu gibi sınıflandırabiliriz. Evet, günümüzde arkadaşlar kullanılan, canlıları incelemek için kullanılan sınıflandırma bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bulan kişi kimmiş arkadaşlar? Carl Linné'ymiş arkadaşlar. Evet, canlıları biz 4 gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Evet, canlılar demek ki 4 gruba ayrılıyormuş ve bu şekilde bilim insanları ne yapıyormuş arkadaşlar? Canlıları kolay bir şekilde inceleyebiliyorlarmış. Canlılardan ilk grubumuz mikroskobik canlılar. İnsanlar mikroskop icat edilene kadar çevrelerindeki şaşırtıcı, gözle görülemeyen ayrıntılar konusunda hiçbir şey bilmiyorlardı. Çıplak gözle görebildikleriyle yetinmek zorundaydılar. Mikroskobun icadından sonra gözle görülemeyen canlı varlıkların olduğu da keşfedildi. Bu canlı varlıklar hakkında bilgi sahibi olunarak hastalıkların nedenleri anlaşılmaya başlandı. Mikroskop iki mercek yardımıyla bir nesneyi bir büyütece kıyasla daha fazla büyütür. Bu merceklerden biri nesnenin büyütülmüş bir görüntüsünü oluşturur. Bu görüntü daha sonra ikinci mercek tarafından büyütülerek başka bir görüntü oluşturulur. Mikroskopla baktığınızda gördüğünüz görüntü budur. Evet, mikroskop ne yapıyormuş arkadaşlar? Demek ki canlıları, gözle göremediğimiz varlıkları ne yapıyormuş? Büyüterek bizim gözle görebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda mikroskop iki mercekten oluşuyormuş arkadaşlar. Mikroskop sözcüğü çok küçük anlamına gelen mikro ve nesnelere bakmaya yarayan bir aygıt anlamına gelen skop sözcüklerinden türetilmiştir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada mikroskop yardımıyla ne yapıyoruz? Gözle göremediğimiz canlıları inceleyebiliyoruz.
Eski zamanlarda insanlar arkadaşlar tabii gözle görülemeyen canlıların olduğunu bilmiyorlardı. Bazı hastalıkları da ne yapamıyorlardı? Sebebini bulamıyorlardı. Ama günümüzde mikroskobun icat edilmesiyle beraber bazı hastalıkların arkadaşlar bu gözle görülemeyen canlıların sebep olduğu anlaşılmıştır arkadaşlar. Gözle görülemeyip mikroskopla görülebilen canlılara biz mikroskopik canlılar diyoruz. Bu canlılar da diğer canlılarla aynı ortak özelliklere sahiptir. Hareket eder, ürer, beslenir, büyür, solunum ve boşaltım yapar. Bu varlıklar çeşitli hastalıklara neden olabilir. Nezle, grip ve benzeri. Evet, kış aylarında arkadaşlar çoğumuz işte nezle, grip gibi bu hastalıklara yakalanabiliyoruz. Demek ki bu hastalıklara sebep olan varlıklar kimmiş? Mikroskopik canlılarmış arkadaşlar. Sonbaharda dökülen yaprakların yiyecek ve ölü hayvan atıklarının çürümesine neden olurlar. Bu mikroskopik canlılar. Mikroskopik canlılara paramecium, öglena, bakteri ve amip gibi canlılar örnek verilebilir. Evet, bunun dışında bir de terliksi hayvan var arkadaşlar. Bunlar demek ki neymiş? Mikroskopik canlılarmış. İşte bakteri, amip, paramecium ve öglena. Bir de terliksi hayvan var arkadaşlar. Bunlar mikroskopik canlılara örnek arkadaşlar. Hamurun mayalanması, sütün peynire, yoğurda dönüşmesi mikroskopik canlılar sayesindedir. Mikroskopik canlılardan olan bakteriler bizi hasta edebilir. Bazı bakteriler verem, tifo gibi çeşitli hastalıklara neden olur. Hastalık yapan bazı bakteriler vücudumuza ağız yoluyla girerken bazıları da açık yaralardan girebilir. O yüzden temizliğimize çok dikkat etmeliyiz. Demek ki arkadaşlar yiyeceklerimizi özellikle meyve ve sebzeleri ne yapmamız gerekiyor? Tüketmeden önce bol suyla yıkamamız gerekiyor. Bir yerimiz yaralandığı zaman da orayı ne olabilir? Kolonyayla veya antiseptik solüsyonla güzelce temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu bakteriler vücudumuza girip bizi hasta edebilir. Bazı bakteriler ise hamurun mayalanmasını, sütün peynire ve yoğurda dönüşmesini sağlar. Bu bakterilere biz yararlı bakteriler deriz. Sirke bakterileri üzüm suyunun sirkeye dönüşmesinde rol oynar. Bazı bakteri türleri de vitamin ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılır. Evet, demek ki arkadaşlar bakterilerin yararlı olanları var, zararlı olanları var. Yararlı bakteriler arkadaşlar ne yapıyor? Hamurun mayalanmasını sağlıyor, sütün peynire, yoğurda dönüşmesini sağlıyor, işte üzüm suyunun sirkeye dönüşmesini sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar doğadaki işte bu hayvan bitki atıklarının parçalanmasını sağlıyor. Bazıları da bizi ne yapıyor arkadaşlar? Hasta ediyor. Demek ki arkadaşlar bakterilerin hem yararlı olanları var hem de zararlı olanları var. Amip, öglena ve paramecium besinlerini ya hayvanlar gibi hazır olarak alır ya da bitkiler gibi kendileri üretir. Bazıları bitki ve hayvanların vücutlarında parazit olarak yaşar ve hastalıklara neden olur. Temiz olmayan yiyeceklerle ve kirli sularla insanların bağırsaklarına yerleşerek hastalıklara neden olur. Not: çene sineği de insanlarda uyku hastalığına neden olan mikrobu taşır. Evet, demek ki çene sineği de arkadaşlar neymiş? İnsanlarda uyku hastalığına neden olan mikrobu taşıyormuş. Evet, mikroskopik canlılar bu şekilde arkadaşlar. Gözle görülemeyen canlılar mikroskopla inceleyebiliyoruz. Bazı türleri insanlar için yararlı, bazıları ise zararlı, insanları hasta edebiliyor. Canlılarda ikinci grubumuz arkadaşlar mantarlar. Mantarlar bitki değildir. Çiçekli bitkiler gibi yaprakları ve çiçekleri yoktur. Besinlerini kendileri üretemezler. Çünkü besin üretmek için gerekli yapıya sahip değillerdir. Evet. Bazı arkadaşlarımız mantarları bitki olarak söylüyorlar arkadaşlar. Demek ki mantarlar bitki değilmiş. Çünkü kendi besinlerini kendileri üretemiyorlarmış arkadaşlar. Mantarlar ılık, karanlık, nemli ve besin bakımından zengin ortamda ne yaparlar? Yaşarlar.
Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar resimlerde mantar çeşitleri var. İşte kültür mantarı var. Bizim sofralarımızda tükettiğimiz, rahatlıkla yiyebildiğimiz mantarlardan. Küf mantarı var, maya mantarı var ve hastalık mantarı var arkadaşlar. Parazit mantarı. Şapkalı mantarların bazı çeşitleri insanlar tarafından yiyecek olarak tüketilirken bazıları ise zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle zehirli olup olmadığı bilinmeyen doğadaki mantarlar kesinlikle yenilmemelidir. Zehirli olmadığı kesin olarak bilinen mantarlar günümüzde özel olarak üretilmektedir. Bu mantarlara kültür mantarı denir. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu insanlar özel olarak üretiyorlar arkadaşlar. Kültür mantarları B vitamini yönünden zengindir. Küf mantarları açıkta kalan besinleri parçalayıp çürüterek yaşarlar. Ekmeğin, peynirin, salçaların ve meyvelerin üzerinde yeşil gri renkte görülür. Ayrıca antibiyotik yapımında da kullanılır. Evet, küf mantarı da arkadaşlar ekmeğin, yiyeceklerin, salçaların ve meyvelerin küflenmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani çürümesine sebep oluyor küf mantarları. Devam edelim. Maya mantarları ekmek ve pasta yapımında hamurun kabarmasını sağlar. Şekerli ılık suda çok hızlı çoğalırlar. Demek ki maya mantarları da arkadaşlar ekmek yapımında ne oluyor? Kullanılıyor. Parazit mantarları ise deride, iç organlarda, kemiklerde hastalığa neden olup kaşıntı oluşturabilir. Ayrıca saç kıran ve pamukçuk gibi hastalıklara sebep olurlar. Evet, hastalık mantarları da demek ki arkadaşlar insanların vücudunda yaşıyor ve insanlara ne yapıyor? Zarar veriyor arkadaşlar. Hastalıklara sebep oluyor. Bunlara hastalık mantarlarını aynı zamanda parazit mantarları da deniyor. Evet, mantarlar da bu şekilde arkadaşlar. Canlılar dünyasında üçüncü grubumuz bitkiler arkadaşlar. Güneş ışığı, su, mineral madde ve karbondioksit gazını kullanarak besin ve oksijen üretir. Bitkilerin ürettiği besin ve oksijeni hem kendileri hem de diğer canlılar kullanır. Bitkiler karada ve suda yaşayabilir. Bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Evet, bitkiler arkadaşlar zorlu şartlarda, zorlu doğa koşullarında ne olabilir? Hayatta kalabilir arkadaşlar. Her yerde bitkiler yetişebilir. Şimdi bakalım bitkilerin bölümlerine, kısımlarına arkadaşlar. Bitkiler neydi? 4 ana bölümden oluşuyordu arkadaşlar. Çiçek, gördüğünüz gibi, yaprak, gövde ve kök. Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim arkadaşlar. Çiçek ne işe yarıyormuş? Bitkinin üreme kısmıdır. Bitkinin çoğalmasını sağlar, güzel kokuları ve renkleri bazı canlıları kendine çeker. Bitkideki çiçekler meyveye, tohuma dönüşür. Demek ki arkadaşlar çiçek neymiş? Bitkinin üreme kısmıymış. Yaprak. Bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi ve terleme yapan bölümüdür. Yapraklar farklı şekil ve büyüklüğe sahip olabilir. Evet, demek ki bitkilerin besin üretimini sağladığı, gaz alışverişini yaptığı, terleme yoluyla arkadaşlar zararlı maddeleri dışarıya attığı bölümmüş yaprak bölümü. Yapraklar farklı şekillerde ve büyüklükte olabiliyormuş. Üçüncü bölüm arkadaşlar bitkinin gövde. Bitkinin çiçek, yaprak ve meyve gibi bölümlerini taşır. Bitkinin dik durmasını sağlar. Köklerden gelen su ve mineralleri diğer bitki bölümlerine iletir. Evet, gövde de arkadaşlar bizim vücudumuzdaki iskelet gibi bitkinin dik durmasını sağlıyor ve köklerden gelen yararlı minerallerin diğer bölümlerine, yani bitkinin diğer bölümlerine ulaşmasını sağlıyormuş arkadaşlar. Son olarak bitkinin kökü. Kök genelde toprağın alt kısmında bulunuyor arkadaşlar. Bitkilerin toprak altında kalan kısımlarıdır. Bitkilerin topraktan su ve mineral maddeler almasını sağlar, bitkiyi toprağa bağlar. Bazı bitkilerin de arkadaşlar nedir? Besin maddeleri o köklerinde depolanır. İşte bu nedir? Patates gibi, pırasa gibi, havuç gibi. Biz o kök kısımlarını bitkilere ne yaparız arkadaşlar? Tüketiriz. Bu da sizin aklınızda olsun. Evet, bitkinin kısımları bu şekilde. Çiçek, yaprak, gövde ve kök olmak üzere 4 ana kısımda ne oluyormuş? Bitki oluşuyormuş. Devam edelim. Bitkileri arkadaşlar biz ne yapıyoruz? 2 kısımda inceliyoruz. Çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler olmak üzere bitkileri biz 2 grupta, 2 kısımda inceliyoruz.
Ormanlar, dere kenarları ve göl kıyıları çiçeksiz bitkiler için uygun yaşam alanlarıdır. Çiçeksiz bitkilerin tohumları ve çiçekleri yoktur. Adı üstünde arkadaşlar. Çiçeksiz bitkilerin çiçekleri ve tohumları yoktur. Çiçeksiz bir bitki olan karayosunu ormanlarda bol miktarda bulunur. Toprağı sıkıca tutarak toprağın yağmur sularıyla sürüklenmesini önler. Eğrelti otları ve at kuyrukları da çiçeksiz bitkilerdendir. At kuyrukları bataklık ve sulak yerlerde, eğrelti otları ise çok sıcak ya da soğuk olmayan nemli bölgelerde yetişir. Evet, çiçeksiz bitkiler demek ki arkadaşlar neymiş? Ormanlarda, dere kenarlarında ve göl kıyılarında sıcak ve nemli yerlerde yaşayabiliyormuş arkadaşlar. Çiçeksiz bitkilere örnek olarak karayosunu, eğrelti otları, at kuyrukları, ciğer otu arkadaşlar bunları örnek olarak ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim çiçekli bitkilere. Evet, ciğer otları da nemli yerlerde yetişen çiçeksiz bitkilerdendir dedik arkadaşlar. Papatya, lale, gül, menekşe ve meyve ağaçları doğada karşılaştığımız çiçekli bitkilerden bazılarıdır. Çiçekli bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçekleri vardır. Çiçekleriyle üreme yaparlar arkadaşlar çiçekli bitkiler. Çiçekli bitkilere aynı zamanda tohumlu bitkiler de denir. Çiçekli bitkiler insan ve hayvanların yaşamında önemli bir yer tutar. Evet, demek ki çiçekli bitkiler arkadaşlar hem insanlar hem de hayvanlar için önemliymiş. Çiçeksiz bitkilerden farkı ise neymiş? Kök, gövde, yaprak ve çiçekleri varmış ve çiçekleriyle üreme yapıyormuş arkadaşlar çiçekli bitkiler. Evet, canlılardan arkadaşlar son grubumuz, canlılar dünyasından son grubumuz hayvanlar. Hayvanlar derin okyanus diplerinden yüksek dağların zirvesine kadar birçok alanda yaşayabilir. Kendi besinlerini üretemez, dışarıdan hazır olarak alırlar. Bazıları otla, bazıları etle, bazıları ise hem etle hem de otla beslenir. Hayvanlar vücutlarında iskelet ve omurganın bulunup bulunmamasına göre iki grupta inceleniyormuş arkadaşlar. Evet, hayvanları biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İki grupta inceliyoruz. Yani vücutlarında iskelet ve omurganın bulunup bulunmamasına göre iki grupta inceliyoruz. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar. Omurgasız hayvanların vücutlarında kemik ve kıkırdaktan yapılmış bir iskelet ve omurga bulunmaz. Bazılarının vücutlarının dışında kabuk gibi sert destek sağlayan yapılar vardır. Midye ve salyangoz böyle sert bir kabuğa sahiptir. Omurgasız hayvanlar karada ve suda yaşayabilir. Bazıları parazit olarak diğer hayvanların vücutlarında yaşar. Bit pire gibi arkadaşlar. Omurgasız hayvanlar genellikle yumurta ile ne yaparlar? Çoğalırlar. Omurgasız hayvanlara örnek olarak solucan, örümcek, kelebek, arı, midye, akrep, salyangoz, ahtapot, yengeç, sinek, deniz yıldızı gibi hayvanlar ne olabilir arkadaşlar? Örnek olarak verilebilir. Evet, diğeri ise neydi arkadaşlar hayvanlardan? İkinci grubumuz omurgalı hayvanlardı. Omurgalı hayvanların kıkırdak ve kemikten oluşan iskeletleri ve omurga denen yapıları vardır. Bu yapılar vücutlarına destek sağlar. Karada ve suda yaşarlar. Omurgalı hayvanlar balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak 5 grupta incelenir. Evet, demek ki omurgalı hayvanları da arkadaşlar biz balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere ne yapacağız? 5 grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu gruplara şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Ben böyle bir tablo oluşturdum arkadaşlar size kolaylık olması açısından. Yani bu omurgalı hayvanların bütün özelliklerini arkadaşlar bu tabloda ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Şimdi bakalım omurgalı hayvanların özelliklerine bakalım. Balıklar. Balıklar arkadaşlar suda yaşar ve solungaçlarıyla solunum yaparlar. Vücutları pullarla kaplıdır, yumurta ile çoğalırlar. Köpek balığı, hamsi, sazan, alabalık, palamut bu gruba örnektir. Kurbağalar ise hem suda hem de karada yaşarlar. Yumurta ile çoğalırlar, derileri nemli ve kaygandır. Semender, kuyruklu kurbağa, su kurbağası ve kara kurbağası bu gruba örnektir.
Sürüngenler, sürüngenlerin çoğu arkadaşlar karada yaşarlar ama bazıları da suda yaşar. Vücutları sert ve kuru pullarla kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar, sürünerek hareket ederler. Yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa bu gruba örnektir. Kuşlar, kuşların vücutları tüylerle kaplıdır ve kanatları vardır. Yumurta ile çoğalırlar, yavru bakımı görülür. Bazı kuşlar uçamaz. İşte penguen, deve kuşu, tavuk, hindi gibi arkadaşlar. Memeliler ise en gelişmiş hayvan grubudur. Genellikle vücutları kıllarla kaplıdır. Yavrularını doğurarak dünyaya getirirler ve sütle beslerler. Akciğerleriyle de solunum yaparlar arkadaşlar. Memelilere de işte çevremizde gördüğümüz inek olur, kedi, köpek, koyun, keçi... Aklınıza gelebilecek çoğu hayvan nedir arkadaşlar? Memelidir. İşte yarasalar, işte denizlerde yunuslar, balinalar. Bunlar nedir arkadaşlar? Memeli hayvanlardı. Arkadaşlar kuşlarda yavru bakımı vardı. Memelilerde de aynı şekilde yavru bakımı var arkadaşlar. Evet, bu bilgilerle beraber arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri 2. ünite canlılar dünyasının geniş özetini bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videomuza güzel yorumlar yazmayı, videomuzu beğenmeyi, videomuzu arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.